Şimdi Brofest'i aktifleştireceğiz. Nereden aktifleşiyor bu? Etkinleştir. 13. kademe. Etkinleştiriyoruz. Etkinleştirmek istediğin misin? Evet. 169 taşa Brofest etkinleşti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, Buster nerede? Burada. 3740. Hızlıca. Oldu da bitti. Evet arkadaşlar, artık Buster 11. seviye. Hemen buna eşyaları da verelim. Hele iyi oynayan birisinin elinde çok şey yarayacak derken. Bunun yıldız gücü. Bir de harika. İki tane yıldız gücü çıktı. Bunun esesini almadan olmaz. Tek kutudan. Tek büyük kutudan. Abi çok büyük şans. Devam edelim. 3-2-1. Şimdi derseniz hemen ilk başta Buster'ın kostümünü alalım. Az önce oyunda denk geldim. Harika gerçekten. Hani kostümsüz olanından çok çok daha iyi. Aynı Cesar Sam gibi. Sonrasında Raccoon Penny'i alıyoruz. Bu da ikinci kostüm. Gayet güzel. Sonrasında gelen kutusundan Sinirli Tara'yı alıyoruz. Üçüncü kostümü de almış olduk hemen. 2022 Dünya Finalleri kostümü. Harika. 25.000 yıldız puanına güç liginden 50.000 almış olduğumuz savaşçıyı satın alıyoruz. Müfettiş Kole. Retropolis'e dönüşten Karl'ı alıyorum. Yarışçı Karl. 5. kostüm oldu. Evet, Retropolis. Gayet güzelmiş şeyi. Videodaki 7. kostümü aldım. Evet. Evet, taş olunca işte alıyor insan ama bu kadar. Evet, bu videoda yani güzelmiş, cidden güzelmiş. Hemen. Tamam. Arkadaşlar, Shelly'yi 11 yaptık. Colt'u 11 yaptık. Mike'ı da 11 yaptık. Selam herkese. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. En sonki videodan bu yana 3 hafta kadar falan geçti yanlış hatırlamıyorsam. Bu videoyu da normalde bu ayın sonlarına doğru falan çekecektim. Çünkü şu an gerçekten yine önceki videoda olduğu gibi hiç zamanım yok. Yine bu videoyu araya sıkıştırdım. Çünkü 7 Aralık'ta Brawl Talk gelecek. Haberleri önceden vermişlerdi. Oyundaki kutular kaldırılacak diye. Büyük kutu, işte mega kutu, küçük kutu falan. Onun yerine Omega Box diye bir şey getirecekler. Ayın 7'sine kadar falan kutuları açmazsanız kendiliğinden açılıp ödülleri sizlere verilecek diye söylendi. Ben de aylardır birikmiş olduğum kutuları mecbur videoda açacağımı düşündüğüm için bu videoyu araya sıkıştırdım. Önceki sezondan kalan 37 tane kutum. Mesela bu 13. sezon. Biz şu an 15. sezondayız. 14. sezonda da bir sürü ödül var. Onları alacağız. Ve şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şu an görevlerimden mevcut birkaç tane var. Pes alınca da aktifleşecek olanlar var. Yenileme hakkı da gelecektir diye düşünüyorum. Her neyse, onları aldıktan sonra 7 seviye atlayarak 70. seviyeye ulaşacağım. Testereli Buster'ı da bu videoda alacağız. Bütün ödülleri açmayı düşünüyorum. Onun dışında taşı gördünüz mü? 678. Bana çok güzel teklifler geldi. Böyle 200 liraya, 250 liraya böyle yüksek taşlı. Aldım çünkü seneye oynamayı düşünüyorum oyunu. Dükkana da bakalım. Orada Karl kostümü var. Onu da alacağım çünkü yeni yılda 35 yapmak istediğim ilk savaşçı o. 2 tane ücretsiz mega. 1 tane oyuncu simgesi var ücretsiz. Belki şuradan 49 taşa mega kutu ve rozet paketini de alabilirim. O ilerleyen zamanlara bakacağız ona. Burada bu yarışçı Karl. İstemiş olduğum en iyi kostüm bence Karl'ım. O yüzden 39'a bunu alacağım. Leonard Karl var ama ben yine yarışçı Karl'la 35 yapmaya çalışacağım. Belki değiştiririm oynarken böyle sürekli. Ona bakacağız. Onun dışında bu Brock'u alır mıyım? 69 taş fazla. Bilmiyorum verir miyim ama o da dursun kenarda. Bunu da ilerleyen zamanda karar veririm. Zaten ne kadar zaman kaldı ki? 13 saat. Bu videoyu kesin çekmem lazım bugün. Her neyse, bu şekilde belki Dinozor Leon'u da alabilirim. Taş olunca şimdi artık düşünmeye başlıyor insan. Bir sürü burada karakterim var. Bütün altınlarımı harcamaya çalışacağım. Hepsini vereceğim. Büyük ihtimal nereye kadar gider bilmiyorum ama bayağı yüksek bir şeyler yaparız. Kulüp dükkanında da 5500 puanım var. Yani bir yarım saat 40 dakika falan olacaktır yine bu video diye düşünüyorum. Onun dışında yan hesabımla YT bilek gücü ana klanının tekrar aktifleştirdim. Ana klanını tekrar aktifleştirdim. Zaten klan şey olmamıştı. Kapatmamıştım. Sadece herkesi göndermiştim. Klan hala da açıklaması falan aynı duruyor. Etiketi de aynıdır. Eski videolara bakarsanız görürsünüz. Bu klanı da Master League'ine yan hesaplarla birlikte getirmeye çalışacağız. Benim de yan hesabım burada zaten. Adını değiştirdim yan hesabım bu arada.
yan hesabı olan arkadaşları klana beklerim. Gelirlerse ilerleyen seviyelerde biraz daha böyle klan savaşlarını takımlı yapmak durumunda kalacağız. Şu anda böyle çok umursamıyoruz ama hep birinci oluyoruz. İlk sezonu bitirdik. Bu şekilde de devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz ne yapalım? Ha bir de şurada kostüm var ya. sinirli para kostümü. Bunu da almadım. Bunu da videoya beklettim. Ana hesabımda da var aynısı. Yan hesabımda da bu şampiyonları izleyerek aldım. Bakalım güzel video olacağını düşünüyorum. Güzel bir zaman ayırırsanız siz de bu videoya. Ya, geçecek olan zamanı gerçekten kaliteli olacağını zannediyorum. Gelen kutusu da burada. Sinirli para kostümü bu şekilde videonun girişini yapmış olalım. Şimdi ben pesi alayım. Ve sonrasında görevleri video dışında yapıp 70 seviyeye geldiğimde tekrar videoya giriş yapalım. Şimdi hemen sizlerle birlikte pesi alalım. Evet sayın arkadaşlar, şimdi Brawl Pass'i aktifleştireceğiz. Nereden aktifleşiyor bu? Etkinleştir 13. kademe. Brawl Pass artı 4 kademe diyor. Yok o kadar taş mümkün değil, veremem zaten. Görevlerle birlikte bitiririz bunu. Yani ne kadar zaman olmasa da o kadar taşı vermem yani. Etkinleştiriyoruz. Etkinleştirmek istediğin misin? Evet. 169 taşa Brawl Pass etkinleşti gördüğünüz gibi. 63 buraya kadar geldi. Hepsini alabiliriz. Ama ben bütün ödülleri tek seferde almak istediğim için mevcut görevleri hemen yapayım. Burada işte 8 savaş kazan, 5 savaş kazan sıcak bölgede. Bunları hızlı yapmak adına dilerseniz ilk başta sesim detone oldu. İlk başta Buster'ı alalım. Çünkü diğerlerinin kupaları yüksek ya. Burada daha hızlı kazanma yapabilirim. Ve bu videodaki ilk savaşçıyı aldık. Buster'ı alarak artık hesabımız 62 savaşçı mı oldu? Yani savaşçı olarak hesabım tekrardan fullendi. Bu karakteri hatta şimdi hiç zaman kaybetmeden isterseniz bu karakteri hemen fullleyelim. Çünkü görev yaparken de daha fazla işime yarar bunun full olması. Buster zaten videolardan falan izledim nasıl kullanıldığını da biliyorum. 61 karakter. Hayır kulaklık sen düşme. 61 karakterin hepsini tamamladık. Buna şu ödüllerden hemen bir güçlendirme yapalım. 500 aktif değilmiş. Ama benim bana güç puanı mı lazım olur yoksa sizce altın mı lazım olur bilmiyorum ama ben dilerseniz şuradaki güç puanlarını hemen Buster'a vereyim. Sizlerle birlikte yükselteyim ki onun dışında görevi ben yapacağım ya görevleri. Orada yaparken zorluk çekmeyeyim. Hızlı bir şekilde görevleri yapayım diye. Buster'ı yükseltelim. Hatta 11 seviyede yaparız. Olmadı kulüpten alırım ne olacak. Problem yok. Buster'ı ilk başta buradaki kartları alarak yükseltmeye çalışalım. Ondan sonra geriye kalanlarla birlikte ne kadar almam gerekirse onları da kulüp puanı ile alacağız. Kulüp puanını gerçekten çok iyi oldu oyuna gelmesi. İlk başta 11. seviye çok zor yükseltiliyor gibi geliyordu. Ama sonra geçen zamanla birlikte oyunun bu tarz güncellemeleri artık biraz daha kolaylaştırdı bu işi. Geçen zamanla birlikte hesaplar artık biraz daha kolay yükseliyor. Tabii ki yine fullemek çok zor. Benim bile full olmayacaktır büyük ihtimal. Bakalım nereye kadar gidecek. Sizlerle birlikte zaten oyunda da göreceğiz. Ben de heyecanlanıyorum. Hani oyunu oynuyorum gün içerisinde. Görevleri falan yapıyorum. Klan savaşını yapıyorum. Zamanım oldukça uğraşıyorum oyunla ama tabii ki eskisi kadar mümkün değil. O yüzden heyecanlıyım ben de. Cidden ne zamandır ben de bu videoyu bekliyordum. Bu şekilde bir giriş yapmış olalım. Şu Buster'ı da fullleyelim. Bütün yıldız gücü falan filan hepsini almak için gerekli kutuları falan da açacağım şimdi zaten. O yüzden de 11 seviye eşyalı bir karakter olacak bu. Sonrasında ben videoya ara vereceğim. Görevleri bitireceğim. Sonrasında gireceğiz. Bu ne kadar oldu? Ya buna biraz daha var. Hemen kulüp dükkanından abi şuna güç puanlarını verelim. Artık nerede olduğunu biliyorum Buster'ın. Şurada. Normal diğer karakterleri de yükseltirim. O şekilde yapardım bu şeyi yükseltmeyi ama yani daha kolay Buster'ı bulurdum burada. Diğerlerini de fullediğim için buraya gelmezdi bu karaktere vermek istiyor musunuz diye güç puanlarını. Ama olsun. O kadar videoyu programlayamadım. Çok da hızlı karar verdiğim için. Buna da mesela şu an karar verdim. Buna karar vermemiştim. Zaten bu videolarda yayınlarda yayıncılar için en çok zor olan şey bence bir şeye karar vermek. Bir program yapmak ve o programın dışına bir şekilde çıkmaya çalışmamak. Bu gerçekten çok zor. Evet ne kadar oldu? Hadi bit artık. 2000. Geçen videoda bahsetmiştim. En güzel yanı bu kutuları bu ödülleri biriktirip videoda açmak. Gerçekten çok iyi. Şeyden bahsetmiştim. Projem vardı. Projemin bitmesine az bir süre kaldı. Çok iyi ilerledim. Bitmek de üzere zaten.
İki gün sonra yolculuk yapacağım. Başka bir şehre gideceğim. Sakarya'ya gideceğim. Oradaki hocamla görüşeceğim. Projeyi falan tartışacağız, sızlayacağız. Sonra tekrar geri döneceğim aynı gün içerisinde. Aşırı yoğun geçiyor. İşten iki gün izin aldım. Ve bu arada bu videoyu çekiyor olmam yine benim için bir mucize ama yani günde zaten 3-4 saat uyuyorum. Bir saat daha az uyur ama bu videoyu mutlaka çeker kanala yüklerim. Çünkü bu video önemli benim için. Normalde o geçenki yayınlarda çektiğim videolarda vardı ya, böyle melek kanatlı bir tişört var, topukla paylaşmıştım. Onunla video çekecektim. O elbiseyi çok seviyorum. Pazartesi ve cuma günleri giyiyorum. Her gün de giymiyorum. Az önce yıkadım onu ben. Sakarya'ya gittiğimde o elbiseyi giyeceğim çünkü. Altına da böyle beyaz body'm var bir tane. Onunla birlikte güzel bir gün geçireceğimi düşünüyorum. O yüzden şu anda üstümde kazak var. Hatta biraz da fazla konuştuğum için yüzümde sıcaklandı. Bu niye bitmiyor hala? Aa, çok fazla kart oldu ya. Niye bitmedi? 3400. Oo. Vallahi şu an buraları kessem miydim acaba bilmiyorum. Neyse, en azından konuştuk. Kesmemiş olmak iyidir bence. Çünkü videoların içerisinde bir şekilde zamanı geçirmeye çalışan birisiyim. Hani mantıklı şeyler söylemeye çalışıyorum en azından. Aa, bitti, tamam. Harika. Arkadaşlar, Buster nerede? Burada. 3740. Hızlıca. Oldu da bitti. Evet arkadaşlar, artık Buster 11'in seviye. Hemen buna eşyaları da verelim. Aha, bunlar direkt satın alınabiliyor. Kutular ne işe yarayacak o zaman? Altın çok önemli. Şimdi benim buna vermem gereken ilk başta hasar veririm. Sonra bir de kalkan veririm. Bir de hız veriyorum lazım olur diye. Şuraya burada hasar, burada kalkan olsun. Tamam. Kutuları açacağım ben. Kutuları açacağım. Hatta ilk başta önceki sezondan başlayalım arkadaşlar. Hızlıca açalım. Aksesuarı falan gelir diye. Yani hiç gerilime giremeyeceğim. Çünkü video uzun sürecek. O yüzden hızlı hızlı açıyorum. Gözüm zaten sağ altta. 34 güç puanı. Neye veriyordum ben? Stüye veriyordum. Stüyü 11 yapmak istiyorum. Stü inanılmaz karakter. Sıcak bölgede, savaş topunda çok işe yarıyor. Hele iyi oynayan birisinin elinde çok işe yarayacak derken. Bunun yıldız gücü. Bir de harika. İki tane yıldız gücü çıktı. Bunun esesini almadan olmaz. Tek kutudan. Tek büyük kutudan. Abi çok büyük şans. Devam edelim. 3-2-1. 3-2. Bu arada biraz kilo aldım. Yani 7-8 kilo kadar falan kilo aldım. Yüzüm biraz eski videolara göre daha böyle tombuş olabilir, tombul olabilir. Bunların hepsini yeni yılda inşallah bu projenin bitmesiyle tekrar düzene sokacağım. Çünkü gün içerisinde 3-4 saat uyuduğun zaman geriye bir sürü zaman kalıyor ve ister istemez acıkıyorsun ya. Hani zaten yemeğe de bir sürü zaman ayıramıyorum hiç. Pratik şeyleri ve hızlı şeyleri yiyorum sadece doymak için, hayatta kalmak için. Bir yazdı, bu da diğer yıldız gücü. Buster'ın aksesuarlarını falan hepsini tamamlayalım isterseniz, o şekilde başlayalım. Başka bir karakter falan yok yükseltmem gereken. Hani bir yıldız gücü, bir aksesuar, bir şey çıkmayacaktır Buster'dan başka bir savaşçıya. Bunu da tekrar stüya verdik. Devam edelim. Bir çıktı Buster. Buster'ın bir tane daha aksesuarı var herhalde. Kontrol edelim mi tekrardan? Yani bir aksesuar daha var. Hadi onu da çıkartalım ve sonrasında ben bu görevleri çok tatlıca yapmaya başlayayım. Ama isterseniz bir tane maçı sizlerle birlikte girerim. İlk karakterin beni bırakmış olduğu izlenimi sizlere paylaşmak isterim. Güzel karakter, zor bir karakter. Ben tankları çok iyi oynayamıyorum. Keskin nişancılara elim çok iyi alışmış. Çünkü tankları çok az oynadığımdan dolayı, hani 30 rank yapmıştım hepsini o zaman. Ama 50.000 kupa yaparken. Ama çok böyle bilinçli oynayarak, iyi oynayarak, mantıklı oynayarak yapmadım yani. Hani bir şekilde takım arkadaşları da tank aldı. En iyi kompu girdik. O sıcak bölgedir, soygundur, savaşında yapmamıştım zaten. En iyi kompu girdiğimiz için rakipleri bir şekilde yeniyorum. 33 tane büyük kutu açmış olacağım bir sonrakinde açarsam. Vallahi 33 büyük kutuyu açtık. Zaten bu kutular açılmak içindi. Bunu da açalım. Aa, diğer sezon. Hah, ben bundan bahsediyordum. Bak, Sam'in olduğu sezon ama 81 tane. Oo, inanılmaz. İnanılmaz, 81 tane kutu var burada. Abi inanılmaz. Ben ne zaman bu kutuları açmayı bırakacağım? O görevleri şey yaptıktan sonra. 10 taşı da aldım. Abi inanılmaz iyi. Şu diğer aksesuar çıkana kadar açmaya devam edeceğim. Her şeyi, bütün rozetleri falan hepsini alacağım. Devam ediyoruz. Mega kutu. 6 yazı büyük ihtimal çıkıyor aksesuar. Sonunda artık hesapta. Zannedersem çıkmamış bir şey kalmadı. İsterseniz onu hemen buradan check yapalım. Nasıl bunu yapacağız?
Tabii ki buraya geleceğiz. 60 kutuya tıklayacağız. Almayacağız. Buraya bakacağız. Oranlara bakalım. Arkadaşlar artık altından başka hiçbir şey çıkmayacak. Ama yine bunları birlikte atacağız. Şimdi dilerseniz Buster savaşçımızla görevlerden... Of çok iyi. Değiştirme hakkım var. Buster'a özel 15 savaş kazan görevi. Tamam kesin olacak bu. Bunları da zaten ucuna kadar getirdim. Abi Mr. P'nin kupası yüksek. 24 düşmana zor yok ederim. Bunu değiştiriyorum o yüzden. Umarım güzel bir şey gelir. Of. 8 savaş kazan knockout. Bu yok şu an. Bunu tekrar değiştiriyorum. Hadi güzel bir şey gelsin. Abi ev de biraz zor. Yani Brock var, ev var. Shelly ile var. Shelly'yi de değiştireyim bari. Abi, 8 savaş kazan. Çok ya. Bunda ne? 24 düşman yok ediyor. Ya o ya bu. Neyse yapacak bir şey yok. Dilerseniz ilk başta ne yapalım abi? Sıcak bölgede savaş kazanalım ama bunu rahatsız etmeyi alayım. Rahatsız etmeyi almayı unutmuştum. Evet girdim. Sıcak bölge haritası neydi? Az önce oynamıştım böyle bir 20-30 dakika önce falan ama. Video kaç dakika oldu? 1 saat bile olabilir bu video yani. Editlemesi de biraz sürecek. Yüklemesi de sürecek. Kapak fotoğrafı falan belli değil. Ama bu video benim için çok önemli. Bu videoyu çekmem lazım. Aa, normal şey değil. Kupalı değil. Aksiyon ne işe yarıyordu? Ha, cam basıyordu. Doğru. Diğeri... İtiyordu, çekiyordu falan. Oo, bu arkadaş fazla vuruyor. Şimdi şey yaparsam... Süperi basarsam şey olur. Verilmiş olduğu hasarlar geri gider. Oy, mesela az önceki gibi kendime aldım hasarı. Bu adamlar niye yukarıda duruyor? Oy! Abi içeride inanılmaz sıkıştık ya. Ben 11 seviye yaptım. Bunun için değil. Ya ikisi birden duruyor alanda ya. Bu nasıl bir şeyliktir ya. Oyun bilmezliktir. Abi bir alanda iki oyuncu niye durur ki? Abi nereye gideyim ben? Oo bana geri geliyor ateşim. Oy. Tabii karakteri biraz öğrenmem lazım. Şimdi buradan nereye gidiyor? Yukarıya gidiyor onlar. Mavi portala nereden gideceğim ben? Aa bu bir düşman bu. İnanamıyorum. Mavi portal yukarıdaymış. Ama baksana adam içeriden topluyor ya. Ve bu adam bana gelecek. Kırmızılar burayı almış. Harika. Abi yanımdakiler harbi hiç oynayamadı ya. İçeride ikiye tek biraz kaldım. O biraz zorladı beni. Büyük ihtimalle yeniliriz birazdan. Ağlıyorlar yavaş yavaş. Hadi bakayım. Abi bildiğin kazanamadık. Bildiğin kazanamadık bir de adam bir sattı üstüne estik. Abi çok kötü ya. Gerçekten random oynamak çok sinir bozucu ya. Hani her ne kadar zaman geçmiş olsa bile... Aa bu şey doğru zaten tamam. Normal şey değil zaten. Sıcak bölge. 5 kez savaş pas ver. Onu yapalım. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra ben görevleri hızlı hızlı yapmaya devam edeyim. Ya random oynamak çok sinir bozucu ya. Ya yine oynamak durumunda kalıyorum bazen. Abi. Yok yani. Çok sinir bozucu. O kadar böyle saçma adamlar geliyor ki yanına. Hani de yüksek kupası. Güçlü kastım ben. Gizemli 2'ye kadar geldim. Orada takıldım zaten. Daha gidemedim. Kayserili. Hah, şu topu alayım. Çünkü bazı arkadaşlar topu alıyor. Şu yanımdakiler. Gol atmıyor falan. Saçma saçma şeyler yapıyorlar. Tamam ben şimdi arkadaşlar. İlk bini aldım. Geriye kalan zamanda ben hemen hızlıca görevleri bitireceğim. Şu diğer Buster'ı da alacağım. Yani buraya kadar getireceğim. Sonra sizlerle birlikte bunu alacağız. Şuradaki tara kostümünü alacağız. Yanı sağma tara kostümünü alacağız. 2 tane mega kutuyu alacağız. Karlı alacağız. Belki Bro'u da alırız. O ilerleyen zamanlarda videonun içerisine kadar değişir. Videonun içerisinde değişir. Şimdi derseniz ben hemen görevleri yapmaya devam edeyim. Sizin için 2 saniye falan sürecek. Ama benim için bir 20-30 dakika sürer diye düşünüyorum. Birazdan görüşürüz. Tekrar selam arkadaşlar. İnanılmaz uzun sürdü ya. 1 saat, 1,5 saat kadar falan sürdü. Ya sıcak bölgede o kadar çok zorlandım ki. Yanıma gelen oyuncular. Şurada Surge'de bir tane galibiyet alamadık. Baya zorlandım. Her neyse hiç önemli değil. Şimdi 126 yazıyor buraya. Aa, fazlaymış gerçekten. O kadar var mıymış?
Buster'ın gördüğünüz gibi en son seviyeye kadar getirdim. Artık bunu alabiliriz. Buster'a da çok oynamadım zaten. Hemen görevi yapıp direkt savaşçıya geçtim. Aha 130 kupa kasmışız bile, harika. Şimdi derseniz hemen ilk başta Buster'ın kostümünü alalım. Az önce oyunda denk geldim. Harika gerçekten. Hani kostümsüz olanından çok çok daha iyi. Aynı Cesar Sam gibi. Hemen bu kostümü çekelim abi. Bu bir. Sonrasında Raccoon Penny'yi alıyoruz. Bu da ikinci kostüm. Gayet güzel. Sonrasında gelen kutusundan Sinirli Tara'yı alıyoruz. Üçüncü kostümü de almış olduk hemen. 2022 Dünya Finalleri kostümü. Harika. Sonrasında dükkana geliyoruz. Dükkandan 25.000 yıldız puanına, güç liginden 50.000 almış olduğumuz savaşçıyı satın alıyoruz. Müfettiş Colette. Sonrasında geriye geliyorum. Retropolis'e dönüşten Karl'ı alıyorum. Yarışçı Karl. 5. kostüm oldu. Evet, Retropolis. Aa, gayet güzelmiş şeyi. Peki bunun al desem bir anda alır mı? Özel rozet. Özel rozet veriyor. Özel rozeti neymiş bunun? Onu söyle, göstermiyor henüz ama 69 taş. Elimdeki Brock'lara bakayım. Çok fazla Brock kostümü var ya. Brock da sevdiğim bir savaşçı ama bilemedim şimdi. 35'te yapmışız. Abi şuraya bakın. Yani almaz hemen de. Bir deneyemez miyim ben kostümü? Bir denemek istiyorum ya. Dene. Heh. Eğitim alanında bir deneyeyim bakalım. Kostüm nasılmış? Çünkü güzel bir etki bırakırsa bende. Emojisi? Ha, burada göstermiyor. Yani öyle aham şaham da değil ama 69 taş da az değil yani. Taşım var diye de almak istiyor muyum? Hayır ya. Evet, tekrardan merhaba. Düşündüm arkadaşlar. Oyundaki, yani bu videodaki 6. kostümü Dinozor Leon'u alarak kullanıyorum. 39 taş verdik. Ama diğer 69 taş efsanevi kostümlerden Dinozor Leon. Bu videoda aldığımız 6. kostüm oldu. Bunu almayacağım. Selle Leon güzel değil. Dinozor Leon gerçekten güzel. Yani buna 69 taş verip vermeme konusunda biraz daha düşünüyorum diyorum ama 469. Arkadaşlar normalde kostüm alan birisi değilim. Yani bu Barley'i geçtim. Mortis'i de geçtim. Hani 39'a düşmüş, kullanmıyorum da. Ama Brock Savaşçısını kullanıyorum ve 69 taşa videodaki 7. kostümü aldım. Evet. Evet, taş olunca işte alıyor insan ama bu kadar. Evet, bu videoda yani of güzelmiş, cidden güzelmiş. Hemen. Hemen şuraya alalım. Nerede Brock? Seçtim. Artık burada. Nerede şu? Rastgele kostüm abi. Sen kafana göre takıl. Alevli Brock. Bir daha seçeyim şuradan. Of, cidden çok yakışıklıymış be. Tipi bayağı yerinde. Bir takım kursam. Takım kodu oluştur. Şunun emojisini atayım. Abi işte bu be. İyi ki almışım. Gerçekten memnun oldum aldığıma. Hatta şuradaki emojiyi de değişip seri kutular açmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi sağdaki bir sürü şeyleri görüyor. Oo, bu mu çıkmıştı bana? Harikaymış. Sağdaki şeyleri gördüğünüz gibi. Şimdi pek değerli arkadaşlar. Hesap full artı full. Kutuları formalite icabı açacağız. Onun dışında almak istediğim zannedersem başka bir şey de yok. Yani buradan bakıyorum ama önceki sezondan bir sürü kutum var. Emojilerim de gırdı, açalım. Bir sürü altın gelecek. Karakterleri sizlere birlikte yükselteceğiz. Evet. Karakterleri yükselteceğiz. Hani 11 seviye yapacağız. Ama şimdi ne kadar altın olacak bende, ona bakacağız. Ve burada bir sürü altın var. Onları aldım mı bilmiyorum. Çünkü taşım yeterliydi. Bakayım video kaydı alıyor mu? Alıyor. Az önce ekran yakalamadaydı oyun. OBS programı. 188. Kime vereceğimizi biliyoruz. Stu'ya verdim ben. Ve bu arada Feng'i 11 seviye yapmayı düşünüyorum. Hatta bütün savaşları basmayı, yükseltmeyi düşünüyorum. Güç ligi oynarken, kulüp ligi oynarken çok işime yarayan savaşlar olduğunu görüyordum ama kullanmıyordum. Yani eksik kalıyordum bazı savaşlarda.
Valla bayağı mesai harcadım bu videoya. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. En sondaki Surge maçı çok güzeldi şeyde. Duo'da bir maç oynadım. Hatta isterseniz hemen onun da en son kısmını göstereyim size. En son kısmını alacağım. Gayet güzel bir maçtı. Surge'le çok iyi oynadık. Hatta şurası mıydı? Bak şimdi. Arkadaşlar şuraya bakın. Ya Surge'e sen nasıl böyle gelebiliyorsun Mortis? Hani 11 seviyesin tamam ama. Aksesuarıma bakın. Bastım abi. Koşu yoluna doğru bir atlayış. Bitti. Burada aldık. Bir de sinirli emojisi. Devam ediyoruz. Son kısma geldik. Burada yukarıda Amber ve Daryl bayağı zorladı bizi. Sağda Tick ve Barley'di zannedersem diğeri. Tick ve Barley de ilk başlarda bizi zorlamışlardı. Ona doğru gittim biraz sinir oldum. Bari onu keseyim diye. O da aksesuar bastı. Hasarın büyük kısmını engelledi. Sonrasında Barley yukarı doğru ultisini atarak onları biraz daha zorlamak istedi. Hani bize gelmeyin, bizle uğraşmayın falan tarzından. Ember o alevi yakması çok iyi oldu. Yukarıya biraz daha rahat çıkabilme durumum oldu ama bizim Kov yine intihar komandosu gibi öldüğünden dolayı ben tek başıma kaldım. Oradan Daryl atladı. Son bir aksesuarım var, onu da bastım. Çok da iyi oynayamadı zaten. Bakın üstüme doğru geldi. Bir an şeyi hatırladım. Burada 30 rank yapan benim YouTube'da Brawl Stars oyunuyla alakalı en çok izlenen videom. Kobra Kral mıydı? Öyle bir arkadaş şey yapmıştı. Bu haritada 35 rank sütü, 35 rank Surge müydü? 34 rank mı? Öyle bir şey yapmıştı. Onu hatırladım. O gayet güzel oynuyordu burayı. Evet devam ediyoruz. Suya verdik. Aa su bitti mi hepsi? Aa, güzel güzel. O zaman neye verelim biz abi güç puanlarını? Fengi yapacağımızı söyledik. Fengi verelim güç puanlarını. Hızlı açmaya devam ediyoruz. Aldım. Bütün kartları martları hepsini alacağım. 500 güç puanı hepsini vereceğim. Hatta 500 vereyim mi? Hani pes sonuçta duracak ama yoksa onları da otomatik mi verecek oyun bilmiyorum. Ver gitsin yani ne olacak. Zaten oyunu çok... Of 81 tane ne demek? Bunları nasıl açayım ya? Abi. Vallahi keşke yakın zamanda oyuna bu kutu güncellemesi gelmeseydi de bu kutuları yeni karakter geldiğinde daha böyle güzel bir zamanda açsaydık. Şimdi boşuna açıyoruz. Hani söylediğim gibi bu oyun kutuları kaldıracak. Kaldırdığından dolayı da işte bunun ödülleri direkt sizlere gelecek. 200 mega kutuyu açtığım zamanı hatırladım. Çok yorulmuştum o zaman da. Yayında açmıştım. Yine sağıma da alamadığım için üzülmüştüm. ...63... Nasıl? Bu kutular sizde olsaydı size pek çok karakter çıkar mıydı? Eksik yıldız güçleri veya aksesuarlarınız var mıydı? Yani benim elimde imkan olsa hani ihtiyacı olanlara verirdim ama paylaşım yapılmıyor oyunda. O yüzden kendimiz açıyoruz. Bütün karakterleri 11 seviye yapabilir miyim bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Bunu kime veriyorduk? Feng'e veriyorduk. Aa çok mu aşağı indim? Neyse. Rastgele birine vereyim ya. Hepsi zaten fullenecek diye düşünüyorum. 3 puanından eksik kalmam diye zannediyorum ama kalır mıyım ya da? Ya da kalabilirim. Dengi yapmak istiyorsam kulüp dükkanındaki o güç puanlarını Feng'e vermem gerekir. Ama ileride kutuları var. Onları da açarım. Ya bu sezonun pesi komple duruyor hala. Bu sezonun pesini hiç açmadım bile. İlk ödülü bile bu videoda sizinle beraber aldım. Açmaya devam ediyoruz. 43 oldu. Dedim ki keşke kutu paylaşımı olsaydı. Şu an bunlar benim işime yaramıyor. Tamam güç puanları çıkıyor savaşlar için ama hani ne bileyim bunların içerisinde karakter falan çıksa, aksesuar yıldız bir sürü çıksa çok daha etkili oluyor. Bir sürü savaşçı var. Totale kasmadığımız için. Yani uzun vadede tamam bunlar işe yarıyor ama paylaşım olsaydı mutlaka verirdim benden. Baksana açmaktan yorulduk. Hesabım fullenecek gibi duruyor ya. Ama şu kostüm işleri güzel oldu. Karl'ı aldık. Leon'u aldık. Sonra şu kostümlü Buster'ı aldık. Adının ne olduğunu bile bilmiyorum. Ha bu arada aklıma şey geldi buydu da. Yeni kostümü aldığımda oynayacaktım onunla. Aklıma Altın Bell videosu geldi. Orada Altın Bell'i... Aa bir dakika. Feng... Ha Feng sağa kaçmış. Orada Altın Bell'in şeyini açtım. En son akademiye gelip Altın Bell'i satın aldım ama kostümden Altın Bell'i seçmedim. Oynuyorum tamam mı? Videoda zaten inşallah sağlıklı koyarım.
Koymazsam hatırlatın bana. Ben altın bile aldığımı sanıp oynuyorum, tamam mı? Ya diyorum, bu kostümde bir farklılık yok. Diğeriyle aynı diyorum ama neyse. Vardır da ben anlamıyorum. Haritadan kaynaklı falan. Topluluk haritalarını da oynuyordum onunla. Başka bir haritaya gireyim dedim. Ya dedim, bunda başka bir şey var. Hani anlayamadım. Bana herhalde çok şey gelmedi. Sonra işte videonun ortalarında fark ettim. Ya ben altın bile almadan oynuyormuşum. O güzeldi. Hızlı açmaya kutuları devam ediyoruz. 19 oldu. 82 tane varmış burada ya. Bir sürü şey açtık. İnanılmaz. Keşke birkaç şeyim eksik olsaydı. Keşke birkaç tane daha karakterim olsaydı. Yan hesaba da şu tarayı bu videoda da alalım. Videoda çok fazla kostüm almış olacağız. Bir sürü taş var. Ya normalde var ya, bu videonun başlığıdır, kapağıdır. Çok güzel hazırlansa çok iyi izlenebilir ama. Hani onun için hani kapağı birini hazırlatacağım, işte onu yapacağım falan. En fazla bunu yapabilirim valla. Uzun zamandır da bu kadar konuşmamıştım. O yüzden biraz yorulduğumu da hissetmedim değil. Taşlarım da böyle açık ya uzun zamandır. Yani videoya girdiğimden beri şu an saat 12 oldu. Videoya başladığımda saat 10'du herhalde. 2 saat harcadım buna. Ama bu videoyu çekmem lazımdı. Yani bu kutuların boşa gitmesini, bu kadar kostümün, yani kostümler, o şeyler, bunları almadan olmazdı yani. Bu video harbi eksik kalırdım. İçim içimi yerdi. Pişman olmayacağım ve bu yüzden videoyu çektim. Evet. Şu anki sana geri dön. Evet, buradan da bir sürü taş gelecek arkadaşlar. Yine tekrar 400'e çıkacak taşımız. Altın ne kadar altın oluyor? Altın ya. Rozet paketi dursun. Abi rozet paketinden sizce ne çıksın? Tabii şu an bir videodayız. Yani yayında değiliz. Anlık olarak yazamayacaktınız ama siz bir tahminde bulunun. Ben size ne düşündüğümü söyleyeyim. Valla en çok memnun olacak olduğum şey Krov'un şu kalp ipini var ya, onun çıkmasından çok memnun olurum. Ve bende şöyle bir şey var. Bir karakterin herhangi bir özelliğinin çıkmasını istiyorsam ilk başta önceliğim şudur. Bu karakteri kasacak mıyım? Her şekilde kostüm alırken de öyle. Mesela Angkor'u şeyden alabilirim. Dükkandan, ama 149 taş çok pahalı. O kadar taşı veremem. Verilmez. Bir pes yani. Bir pes bedeli. Yani Brock 69 taş da alınabilir. Karl 39 taş da alınabilir. Yine Leon da aynı şekilde. O da 39 taş. Hepsini toplayın abi. Ne yapıyor? 40. Yani 149 taş o Anka Krova ancak bedel oluyor. 3 tane güzel kostüm. Az önce de devlet başkanı 40 yapar vardı ya, o geldi aklıma. Ciddi bir şekilde söyleyeyim dedim ki biraz. Bir de biraz daha renkli olsun. Açmaya devam ediyoruz. 0 oldu. 74. Bunu da Feng'e vereyim. Feng inanılmaz savaşçı ya. Knockout'ta, Elmas'ta, savaş topunda, Duo'da bile hatta. Ama yanınızda çok iyi bir Duo'cu olması lazım. Ya bu arada yeni yıldaki oyun hakkındaki düşüncelerimi de paylaşayım size. Neler yapacağım diye. Karl'ı, Krov'u, Janet'ı, Leon'u, Spike'ı, Rank 35 yapmayı düşünüyorum. Her hafta bir tanesini yapacağım. Hani belki 70 bin kupaya kasamam. Abi ne diyor veya Semih ne diyor diyorsunuz diye düşünüyorum şu an. Öyle bir düşüncem vardı 70 bin kupaya kasmak için. Ama bilgisayarım bu yayınlardaki kasma problemini çözebilir miyim bilmiyorum. Duo'da yine çok fazla kasmıyor da. Çünkü aşırı kasıyor. Hani yeni bir bilgisayarım olur. Şirketten yeni bir bilgisayar talebinde mi bulunurum? Onu eve getirip akşamları yayın açıp tekrar Semih'i getiririm. Ya o çok zor bir ihtimal çünkü şirket bilgisayarım var. Hani belki evde de çalışmak için belki şirketten öyle bir bilgisayar talebinde bulunabilirim. Mesaidir bilmem nedir falan. Ona bakalım. Çünkü şu an mevcut bilgisayarım 5 yıllık olduğu için çok bir şey beklenmiyor artık benim bilgisayarımda. Ancak benim ihtiyaçlarımı karşılıyor da bu oyun için, onda da eksik kalıyor valla. Onun dışında yani 60 bin kupa da, yani yine bütün savaşçıları neredeyse 1000 kupa yapmak falan gerekiyor. Bu da bayağı zaman alır. Yani öyle konuşuyoruz ediyoruz ama ben sadece yapamayacağımdan değil. Yaparım. Yayınlar benim için zevkli olur. Eve geldiğim zaman artık bu proje derdinden kurtulmuş olurum. Gerçekten ama gerçekten kaliteli zaman geçirmiş olurum diye düşünüyorum bu yayınlarda. Ve artık hani yayınları sadece kendim istediğim için ve gerçekten o eski zamanlarda olduğu gibi beraber gecelere, sabahlara kadar kasmak, oynamak. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Duyguları unuttum. Bayağı zaman oldu. Yani
Yakın zamandır da şunu düşünüyorum. İnsanın en önemli olan şeyi bence, hani sağlık falan onlar tabii mutlaka olması gereken şeyler ama bence en önemli olan şey insanın özgürlüğü. Bunu yakın zamandır bayağı düşünüyorum. Hani ileride başkasıyla beraber olma durumum olursa falan ne diye düşünüyorum ama özgürlüğüm çok bana şey geliyor ya. Yani belki hayatı tam istediğim gibi yoluna koyarsam olabilir. Ama onun dışında özgürlüğümden vazgeçmek tabii yani böyle hani dışarı bir laf vardır ya büyük konuşmak iyi değildir falan diye. Tabii öyle şey değilim. Belli bir dar kalıba dar görüşe sahip değilim ama şu anki düşüncem o yönde valla. Yani arkadaşlarımın olmasını isterim. Daha böyle geniş çevrem olsun. Böyle beni daha iyi tanıyan, beraber tanıştığımız insanların olmasını çok isterim. Hayatta en çok istediğim şeylerden birisi de olur zaten. Yani çok samimi, yakın arkadaşlarımın olmasını isterim. O durumdan sonra zaten belli olur sonrasında nasıl ilerleyeceği. Ama diğer türlü direkt bir sürü sorumluluğun altına maalesef giremem. Çünkü düşünsenize yani eve geliyorsunuz. Hani görüştüğünüz birisi var ve sürekli onunla görüşmeniz gerekiyor. Tamam güzel iyi bir şey kötü değil ama onun dışında kendi yapmak istemiş olduğunuz şeylerden mahrum kalırsınız. Kalma durumunuz olabilir. Mesela bu projem var benim mesela. Projeme çok uğraşıyorum. Ya bırak başka birine. Aileme bile vakit ayıramıyorum. Kardeşim arıyor beni geri dönemiyorum. Ona çok kızıyor mesela. Ama biliyor projemin olduğunu. O yüzden ama neyse ki bitecek. Hocamla da görüştüm az önce. Dediğim gibi pazartesi günü yolculuk yapacağım. 4 saat sürecek. Şu an çok yoruldum ha. Uyudun dediğini artık sabah mı yaparım veya şimdi mi yaparım? Çok uzun bir video oluyor. Açar şeyler de bitmiyor. Konuş konuş gitti. Siz mutlaka yorumlara yazın. Beni tanıyan arkadaşlar bu düşüncelerim bilmem söylemiş olduğum şeylerle alakalı fikirleriniz falan varsa benimle paylaşabilirsiniz. Tank bitti herhalde değil mi? Daha bakamayacağım valla bitti herhalde. Bulaverdim yanlışlıkla oldu. Yani gerçekten bulavermek istediğim ben değildi güç puanını. İnşallah bunun için üzülmem. 100 güç puanı lazım falan diye. Bu videoda her şeyi bitireceğiz arkadaşlar. Hani her şeyi almış olur muyuz acaba ya? Alalım abi. Aa, 500 güç puanı. Bu önemli bir dakika. 500 güç puanı önemli. Otis var. Otis iyi bir savaşçı. Vallahi verdim. Rosette paketini açtım. Aha, Evin çıktı. Yanlışlıkla açtım Rosette paketi ama olsun. Diğer paketi açalım. Colt Molt çıksın ya. Rosa. İyi güzel ama ne yapalım? Burada ne vardı? Buradaki mega kutuları da açalım. Altın. Ya çok güzel şeyler çıkabilirdi abi. Niye böyle çıktı ya? Niye yaptın oyun? Tamam bunu da aldık. Ha bir de şu. Profil Riku hala. Bunu değiştirmedim. Bir sürü şey var. Yapabilecek oldum. Yeni yılda değiştirdim diye düşünüyorum. O zaman yeni bir başlangıç yaparız. Leon'u koyarım. Bunun şeyi çok güzel. Kostümlü çünkü. Hani burada var mıdır başka kostümlü bir şeyin özel şeyi yok. Leon güzel. Leon'u koyabilirim diye düşünüyorum. Ha, bu şekilde böyle devam edelim bu yıl. Ne yapacaktık? Açtık her şeyi. Dükkana da bakalım. Ha bitirdik. Artık 100 setinlere geçebiliriz. Tamam harika süper. Şu 49 taş. Hiç gerek yok. Rozet paketi. Aha ücretsiz Tara kostümü. Alalım abi. Şimdi aldığımız kostümlere hızlıca bakalım mı? Mesela yukarıdan başlayalım. Karl. Yarışçı Karl'ı aldık. Bak yarışçı Karl bu. Bunun kazması değil. Su anahtarı daha hızlı ileriye gidip geriye geliyor diye düşünüyorum. Halbuki alakası yok. Leonard Karl var zaten bende. Karanlık taraf Karl. Surfçı, motor. Buna da rastgele kostümü açarım ben artık ama. Neyse böyle kalsın. Geri gel abi. Brock'u şey yaptık. Spike Leon. Leon dedik. Bu oyundaki bence almış olduğum kostümler arasındaki en iyilerden iki tanesi de bir tanesi. Şunlar burada zaten. Diğer arkadaşa bakalım. Köpek balığı Leon'u ilk aldığım zaten. Leon'u aldığım ilk kostüm buydu. Binazer Leon. 35 rank yapmak istediğim zaman bunu alamadığım için üzülmüştüm. Sonrasında tekrar dükkana geldim. Aşağılara inelim. Tara nerede? Tara. Tara diyor buna yabancılar. Tara 750 falandır benim. Buradaymış. Bu kostümü Andrew hediye etmişti bana. Sinirli Tara. Baya güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Başka aldığımız kostümlerden aklınıza ne geliyor?
Herhalde başka bir şey almadım. Bir de bu var. Bu arkadaşı alalım. Testereli Buster buradaydı zaten. Aşırı iyi. Gerçekten güzelmiş. 130 bin altınım var. 98 bin yıldız puanı, 492 taş. Yani 30 bin altına hemen gelin sizlerle gömelim. Seviyeye göre sırala abi. Ya da seviye mi? Ha. Seviyeye göre sırala. 11'e yakın, en yakın olan savaşlarına başlayalım. Stu. Let's go. 11. Rico. 11. Piper. 11. Henüz güç puanları tamamlanan 3 tane savaşçımı 11 yapabildim. Onlar da zaten buraya yerleşti. Hemen eşyalarını alalım arkadaşlar. Harcayalım gitsin. Buraya hasar verelim. Bir de şuraya doldurma hızı artsın. Güzel. Rico'yu yaptık. Bir az önce de Pim'i yap, Piper'ı yapmıştık. Piper'a da bunu verelim. Hasar. Bir de kalkan verelim abi. Buraya da kalkanı koyalım. Buraya da gücü koyalım. Tamam. Rico'ya yerleştirdik mi? Yerleştirdik. Stu'yu alalım. Stu'da önemli olan hız dursun. Buna da yine hasar ve kalkan vereyim abi. Güzel. Altınlar eriyor. Erisin gitsin. Devamında güç puanlarını kulüp dükkanından alayım. Kulüp dükkanından güç puanlarını alayım ben. Hangi savaşçıya verelim? Feng'e verelim abi. Feng nerede? Aa. Feng'i fullledik mi biz? Dur. Aa. En başta 9 oluyor. Sonrasında 11 oluyor. Feng'i de 11 yaptık. Hemen eşyalarını alalım. Buna da yine aynı şekilde. Yani hasar ve kalkan, hani hız. Hızı da alırım aslında da şimdilik böyle kalsın bunlar. Onu ilerleyen zamanlarda alalım. İlk başta bütün karakterlerin eşyalarını tamamlayalım da. Gerisini sonra bakarız. Onun dışında 10 seviye yapalım abi. Bütün karakteri 10 seviye olsun. 1. Evet, eşi 10 seviye yaptık. Shelly'yi 10 seviye yaptık. Barley'i de 10 seviye yaptık. Colette de 10 seviye olsun. Şimdilik böyle kalsın. Altın 100 binden düşecek zaten. Bugün hepsini harcayacağız. Bir de ne kadar oldu şu an? 20 dakika oldu. Güzel. Bir de bunun oyunun ekran şeyi yüzüme vuruyor ya, renkli bir de. Garip oluyor. B'yi kesin 11 yapacağım. B'yi kesin 11 yapacağım. Çünkü B'yi almak istediğim ama full olmadığı için alamadığım savaşçılardan bir tanesi. Yani 11'ler şöyle çok güçlü olmuyor ya. İlk başta B'yi bir fullleyelim abi. Tankları iyi oynayamıyorum. Tankları da bir şekilde fullemem lazım ama onu da artık ilerleyen zamanlarda yani tankların oynama mekaniğinin biraz daha gelişmesi lazım bende. Onlar biraz zayıf kalıyor bende. Hani mesela Bibi'dir, Rosa'dır. Hani ne zaman saldıracağım, ne zaman yapacağım. Çok iyi oynayan oyuncularla belki aynı anda oynarsam sesli de. Hani ne yapmam gerektiğini falan belki söylerler. Daha hızlı geliştirmek için. Çünkü hiç beynimin o tarafları çalışmıyor. Herhalde Bibi bitti. Bibi bitirdik. Hemen Poco'yu fullleyelim. Poco inanılmaz güçlü bir savaşçı oldu artık. Hani bırak birini canlamayı, tek başına böyle Tara gibi, Sandy gibi lane'i tutabilen bir savaşçı oldu yani. Bugün bile YD'nin videosunu izlediğimde tek başına ya. Tek başına herkese kafa tutuyor. Penny de çok iyi bir savaşçı oldu. Onu da yine fullemem gerekiyor. Bitti herhalde aynen. Mike dursun. Penny'ye verebilirim. Penny'ye verelim. Penny'yi de aradan çıkartalım arkadaşlar. Ya, inanılmaz bir video oldu. Geçen harcamak istemiş olduğum altınları bu şekilde harcamış olacağız sizlerle birlikte. Güç ligi ve kulüp ligi artık çok daha zevkli olacak benim için. Çünkü birçok savaşçıyı da fullemiş olacağım. Rosa'yı 10 seviye yapmıştım. Daha doğrusu eşya almıştım onu. Onun altında harcamıştım. Griff. Griff'i de hemen fullleyelim. Bu da yine çok önemli savaşçılardan bir tanesi. Hani bazı haritalarda yani illa Brock bilmem ne almak durumunda kalmaktansa Griff'i de kullanmaya başlamam gerekiyor. Yani rakip oynadığında Griff'i yok ediyor abi. Hani ben bilgisayardan oynuyorum. Çok hızlı reaksiyon veremeyebilirim ama Griff'le halledebileceğimi düşünüyorum. Stu olsun, Mortus olsun. Bilgisayardan oynanması zor olan savaşçılar. O yüzden böyle atışlı savaşçıları iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. Jackie dursun mesela. Max var. Otis'i fullleyelim arkadaşlar. Otis de fullensin. Devamında ne yapalım? Ruffs var, Jesse var, Ash var. Ash'i oynamıyorum ama Ash dursun. Allah kulaklık düşmesin. Sen dur. Colette var. Colette'i de fullleyelim. Belki soygunda oynarım. Yanlışlıkla oynarım belki Colette'i. Hey dur. Colette'e verelim.
35 yapacak olduğum savaşlardan herhalde full olmayan yok diye düşünüyorum. Meg. Meg duo da var ya. Hani dediğim gibi yanımda çok iyi duo oynayan birisi olsa, olursa eğer, o zaman Meg'i bile yapabilirim. Bazı dursun. Squeak de iyi bir savaşçı. O da çok kullanılıyor artık. Hani ben oynar mıyım bilmiyorum ama artık bu da 11 seviye olduğu için en azından deneyebilirim. Çünkü belli başlı savaşçılarla oynadığında insan sıkılıyor. Bu savaşlar da olsun yani. Hala da 102.000 altınım var. Squeak'i fullemeye devam ediyoruz. Normalde 5.000 daha kulüp puanım olacak da 2 tane saçma sapan kostüme harcadım. Nita. Nita'yı alalım. Nita da dursun. Colt iyi oynayamıyorum ya. Colt zor karakter. Rosa'yı alabilirim. Bazı haritalarda işe yarar. Bunu da fullleyelim. Aradan çıkartalım. Hani tank oynamıyorum dedim ama Rosa oynaması kolay bir karakter. Daryl, Bull. Yani onlar hiç yok bende ya. Frank. Jackie en kolay karakter benim için. İlk geldiği zamanı hatırlıyorum. Ben diyordum ki o zaman ben işte bu karakteri çok rahat oynayabilirim. Herhangi bir yön vermeyeceğim. Sadece tuşa basacağım. Direkt olarak savaşmaya başlayacak diye. Abi zannedersem bütün savaşçılar 11'e doğru gidebilir. Bonnie biraz düşük. Bonnie niye bu kadar düşük kalmış? Bonnie de iyi bir savaşçı. Ya bunu herhalde şimdi bitiremem herhalde. Bonnie'ye Bibi. Bibi de güzel. Ama ben artık alıştım bu tarz karakterlere vermeye ama güç puanlarını. Ya Bonnie'yi 10 yapalım abi en azından. Yani Bonnie 10 olsun. 11 olamayacaksa bile. Tüm menzili karakterleri aldım. Piper, Miper hepsini de fullledim. Bilemiyorum. 11 olurum mesela. Colt'u 11 yapmak istesem. Shelly'yi, Bulu. Bonnie'ye biraz daha vereyim. Bonnie 10 olur. Ne şimdi geri dönelim isterseniz. Tekrar yükseltme yapalım arkadaşlar. Seviyeye göre yükselttim. 11. Of. Shelly, Colt, bari bunlar da 11 olur ama. Neyse. Penny'yi 11 yapalım. Colette 11 yapalım. Rosa'yı 11, Nita'yı 11 yapalım. Keşke bu videomu bile editlese ya. Çok uzun oldu. Otis'i 11 yaptık. Rosa'yı 11 yaptık. Altın erimeye devam ediyor. 84.000'e düştü. Güç. Hepsini yapalım ya artık. Şeyi bırakalım ya. Squeak'i de 11 yaptık. Griff'i de 11 yapmıştık. Abi hep unuttum 11 yaptıklarım. B'yi de 11 yapmıştık. Ana başka? Aa bir de bu vardı doğru. Poco'yu da 11 yapmış. Çok güçlü savaşçı olmuş dedik artık. Frank'i de yaptık. Raph'ı da yaptık arkadaşlar. Daryl hiç sevmem. Ama bunun da artık yükselmesi gerekiyor. Evet hepsini hızlıca çok hızlıca zalim mi bir. Grom. Harbi hiç sevmiyorum. 30 yapmıştım ama oynaması kolay bir karakter değil benim için. Özellikle 3 ve 3 haritalarında. Altının bile kaldı. Hesap fullendi neredeyse. Şimdi artık tek güç puanına ihtiyacım var. Aynen. 43.000 altınım kaldı. Kulüp dükkanına dönüyorum. Bunlarla yine güç puanları almaya devam edeceğim. 10 seviye olanları belki 11 yapabilirim. Bonnie'yi niye yükseltmedin? Bonnie kaldı orada. Bonnie sen niye aşağıda kaldın? Dostum gel yukarı. Tamam Bonnie'yi de yaptık, yükselttik. Şimdi kulüp dükkanına geri dönelim. Bütün her şeyi harcayacağız dedik ya. Colt'u 11 yapıyorum abi. Colt'u 11 yapalım. Hani iyi oynayamıyorum iyi söylüyorum ama en azından bu 11 olsun. Eğer yeterse bir de Mike 11 yapmak istiyorum. Yetiyor. Bence çok iyi. Sadece güç puanlarına ihtiyacımız kaldı. Değerli arkadaşlar. Hesap çok güzel bir yere geldi bence. Bu videoyu çekmiş olmanın da verdiği bir rahatlık da var yani. Shelly de 11 yapalım. Altınları mezara mı getireceğiz? Tamam. 212 kaldı. 200 güç puanına. Başka bir şey de olmaz zaten. Tamam. Arkadaşlar. Shelly'yi 11 yaptık. Colt'u 11 yaptık. Mike'ı da 11 yaptık. Altınım kaldı. Şimdi pek çok savaşçıyı 11 yaptık ama bunlara eşya eklemek gerekecek. Shelly dursun, Colt dursun. Mike'ı hemen eşya ekleyeyim. Buna hız ekliyorum abi. Bir de hasar ekliyorum. Vallahi buna böyle yaptım. Sonrasında biraz daha aşağı ineyim. Poco. Poco çok önemli. Hasar ekliyorum. Bir de kalkan ekliyorum. Gerekirse hız da eklerim ilerleyen zamanlarda. Rosa'yı 11 yapmıştık. Buraya tabii ki hasar ekliyorum. Hız ve hasar. Böyle olsun o. Penny'ye bir tane daha ekleyecek olsam bu da kalkan olsun.
Piper'ı fullemiştik zaten. Ne ara fulledik o eşya bastık ona? B'ye hasar verdim. Bir tane de hız veriyorum. Şey, hasar ve kalkan veriyorum. Aa, geri geldik yanlışlıkla. Evet. Otis. Otis dediğin aynı şekilde. Bunun özel bir destans eşyası varmış. Harika. Altını eritiyoruz. Otis. Bunu buraya koyalım. Otis'i 30 yapmıştım. 9 seviyemde. Vay be. Devam edelim. Fang var. Colette. Colette hasar ve kalkan veriyorum. Bu çok güçlü bir savaşçı. Soygunda çok iş yapacağını zannediyorum. Hah abi, sana kesin hız veriyorum. Az önce seninle oynadım. Mahvettin beni sen. 11'de ama buraya eşya koymayı unutmuştum. Harikayım cidden. Hasar verdim buraya da. Tamam. 11 olup da eşya koymadım. Savaşçı kalmasın. Onlara da koymam gerekiyor tabii. 10 yaptık ama onlarda bir şeyler olsun yani, değil mi? Griff. Buna kesin bunu, hasarı bir de bunu koymam lazım. Bunu da şuraya ekledim mi? Harika oldu. Edgar. Abi sırf 11 yaptığım için sana da bir şey vermek istemiyorum ama belki seni yanlışlıkla iyi oynarım diye bunları veriyorum. Normalde iyi oynadığım bir savaşçı değil. Arkadaşlar. Yukarıdaki arkadaşlar kaldı. Buraya da hasar. Ve bunu verdim. Hani koltu da öyle aman oynayan biri değilim. Ve altın suyunu çekmeye başladı. Altın suyunu tam anlamıyla çekmeye başladı. Artık fakirleşmeye başladık oyunda. Shelly. Hadi buna da vereyim bakalım. Dur. Şunu vereyim. Tamam. Şimdi 10 seviye yapıp hiç eşyası olmayan savaşçılarım da var. Onlar burada. Ta kendileri. Mesela bir tane Bonnie'ye verelim. O eşyası destansı. Buna verdim abi. Daha hızlı doldursun. Zaten yavaş dolduruyor. Jackie. Jackie'ye verecek. Buna da ver abi. Bu şeyleri kullanıyorum ama hızı da versen fena olmazdı. Hız veriyorum abi. Yani 1500'ü erittik orada. Tank ya bu. Baza da hız veriyorum. Belki yanlışlıkla oynarım. Son aksesuarım. Bunu da yine bir arkadaşıma hız vermek için kullanıyorum. Tanklara biraz yoğunlaşmam durumum olabilir. 994 altın. İnanılmaz. I did it. Made it. Janet'i seçelim. Emojisini atalım. Attık. Bense mi? Bittiğine inanamıyorum. Aklında bir şey kaldı mı? Yeni sala geçeceğim birazdan. Onun da kostümünü alacağım. Vallahi bitirdik. İnanılmaz. Hiçbir şey de kalmadı. Burada birkaç tane görev kaldı. Görevleri de bitirdim. İnanılmaz. Ha, bu şekilde. Ve dediğim gibi yeni yılda her şey yolunda giderse haftada bir tane 35 kasmayı kesin yapacağım. Hatta şuraya en çok P'ye göre sıralayayım. Carl'ı 35 yapacağım. Janet'i biraz daha iyi oynamam gerekiyor. 35 yapacağım. Otis'i 35 yapacağım. Eve 35 yapacağım, az önce söylemedim. 4'ü 35 olacak. Spike'ı 35 yapacağım. Leon'u 35 yapacağım. Byron'ı yanında çok iyi oynayan biri olursa yapabilirim. Crow'u 35 yapacağım. Bo'yu belki yapabilirim. Griff'i Duo'da 35 yapabilirim. Ya 3v3'e 35 yapmak istemiyorum. Sıkılıyorum 3v3'ten ya. Duo benim hoşuma gidiyor gerçekten. Zevk alıyorum. Aynı soloyu oynayanlar gibi. Evet arkadaşlar. Bitti. Yana sahaya da geçeyim de. Yana sahadaki şeyleri de alayım. Abi bu videoyu editlemek falan çok uzun sürecek. Dediğim gibi yan hesabınız varsa ve cidden oyuna giriyorsanız, hani yan hesabım var öyle takılıyorum falan filan değil. Cidden oynuyorsanız gerçekten beklerim. Klan etiketi burada. Bu ana klanım zaten. Master olduğu zaman ana klanı tekrar eski yerlerine getireceğiz. Aynen bunu yapacağım ama sadece ana klanım olacak. İkinci klanım da var. Onun da klanını kapatmadım ama belki duruma göre ikinci klanı da aktifleştiririm. Ama 2'den fazlası artık 10 klan falan olmaz yani. 2'yi de geçmem. Şimdi yeni yıl için klanımın sıralamasını söyleyeyim size. Yani dünyaya girmek artık çok zor. Eski gibi değil. Türkiye'de kaçıncı olur klan? Onu söyleyeyim size. Bir daha gel git yapayım da bu videonun kapanışı olsun. Şu an 1.460.000 mi en yükseği? Buglı klanları haricinde aynen.
Tamam. Bu klan Türkiye'de tekrar birinci olur. Aynen. Ama benim oyuna başlamam lazım. 35 kasmam gerekiyor. Yayınları tekrar açmam gerekiyor. İnsanların gerçekten eskisi bu oyuna önem verdiğimi görmesi gerekiyor ki bu kulübün o eski aurasının yakalandığını insanlar görsün. Bunu gerçekten başarabilirim. Önceden yaptığım gibi. İşte bak buraya Türkiye bir çok olduk zaten. Dünya 7 bu çok önemli. Dünya 7. Hani anlık. Hani işte hadi gelin dünya 7 olacağız falan filan filan öyle bir şey yok. Gerçekten ama gerçekten mevcut klandaki oyuncularla birlikte dünya 7 olduk. Bir süre de burada kaldık. Sonra işte dünya 10 falan. Bayağı tanındık. Bu şekilde. Mesela bakın. Burada bir sürü arkadaşımız var. Bediran var. Emrecan'ı tanıyor muyum? Rüzo var. Eray'la tanıştık çok iyi biri. Ahmet'i tanıyordum. Master God çok eskilerden. Sedef. Yusuf Discord'da yetkiliydi. Usta ikinci klan Emir'in yan hesabı. Zorlu. Aha bu zorlu şey. Türkiye'de kaçıncı bu çocuk? Ya şimdi bu klana geldi. Ben diyorum şimdi sen buradan da çıkarsın böyle. Hemen çok durmazsın. Zorlu da 60 bin yapmış değil mi? Aynen. 60 bin kupa. Pek çok kişi 60 bin yaptı. Ben de 60 bin yaparım ama benim hedefim 70 bin. Onu bakalım nasıl yaparım. Ama sırf 70 bin olmak için değil. Buna da bir, mutlaka YouTube'a katkısı olması gerekiyor. YouTube'dan da belli bir şekilde bir şeyleri başarmayı düşünüyorum artık. 100 bin abone olmadan ara verdim. Bu beni etkiledi. Beni etkiledi. 100 bin abone olmam gerekiyor. Aynen. Hayra Türk olmasaydı 70 bine çok daha fokus olurdu ama Türkiye'de ilk 70 bin kupa yapmış olan kişi ben olurdum. Ama bu adam 80 yaptı. Hani 80'i geçemeyeceğim de geçemeyeceğim imkansız olduğu için 80'i hiçbir Türk geçemez bence. Onu geçen de söylemişim. Yine söylüyorum. Şu çocuktan başka Türkiye'de 80 bin kupa yapabilecek olan birini düşünmüyorum ben. Çok açık, net ve söylüyorum. Dünyada yapar ama Türkiye'de düşünmüyorum. Yani ne kadar iyi oynarsa oynasın. Bu çocuk hem çok iyi oynuyor hem de çok iyi kişilerle oynuyor. Hani çok iyi kişilerle oynadığı için yapmıyor. Kendisi çok iyi oynadığı için ve çok fazla zaman ayırdığı için yapıyor. Vallahi helal olsun. Evet bu yan hesabım. Buna artık şu kostümü alalım. Evet 931 kulüp altını ve be. Neydi bu adamın adı? Kadının adı. Yeni kostüm sinirli tara. Güzel. Mesela bu videoyu şu an çektim. Ölüyorum şu an var ya yıkılıyorum. O derece yoruldum ve başım da ağrıdı. Bir mutlaka uyurum yani. Bu videoyu editleyeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Siz bu videonun burasına kadar gelmiş olacaksınız. Telefonla ne oynuyorsun sen? Güzelmiş ama kostüm hoşuma gitti. Evet videonun sonuna geldik. Buraya kadar kim izledi bilmiyorum ama. Yani gerçekten beni seven, bana değer veren insanların buraya kadar izlediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim o yüzden. İzlediğin ve izlediğiniz için. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Umarım çok güzel günler gelir. Normalde bu videodan sonra yayın açacaktım ama öldüm. Yani kamerayı ve kulaklığı koydum buraya. Normalde burada değillerdi. Dolapta duruyorlardı. Olur da aklıma gelirdi yayın açarım diye. Kendimi engellemek için projemle ilgilenmek adına. Bugün ayın 4'ü. Zaman çok hızlı geçiyor biliyor musunuz? Niye bu videoyu bitirmek istemiyorum? Hadi görüşürüz. Kapatayım ya. Yoksa ben çok videolar çekerim. Çok uzun süre dururum. Eskiden olduğu gibi. Yani bir şeyden ben asla bezmem, usanmam. Bu projede de öyle mesela. O kadar çok geriye dönüp o kadar çok hatalar oldu ki. Ama asla bırakmadım. Asla. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. So many things that I left unsaid.